Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Videolarımıza tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Aracın geç çalışması ile ilgili bir kısaca video yapacağım arkadaşlar. Araçlar, yani bütün araçları diyelim, aslında şöyle kullandığımız diğer araç da geçen kızdırma bir şey yaptık. Aracınızın arkadaşlar bir geç çalışma sorunu varsa şimdi arkadaşlar bunlarda şöyle bir şey vardır. Aksent bloğu olarak söylüyorum. Bir yakıt geri kaçırma olayı çok ama çok zor karşılaşılan bir durumdur. Onu bilin arkadaşlar. Mazot kütüğü, yani mazot filtresi, burada mazot kütüğü dediğimiz olay bu. Metal gövdedir. Mesela şu araçla Peugeot Partner'le kıyasladığımızda plastiktir. Yani o arabanın tek sorunu o mazot kütüğünün plastik olması. Bayağı bir sıkıntı yapmaktadır. Bu tip araçlar arkadaşlar, onu bilin. Citroen ve Peugeot'a, yani bu Fransız grubuna plastik kütüğü tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Gerekirse ileride onunla bir işlem yaparsak arkadaşlar, zaten Hyundai'nin kütüğünden ona takacağım arkadaşlar. Ya, sorun yaşarsak. Aracın geç çalışması ile ilgili. Arkadaşlar arabanız geç çalışıyorsa, onu başta belirtelim. Ama çalıştıktan sonra motoru, hani saat gibi tabir ediyoruz, saat gibi çalışıyorsa, herhangi bir sıkıntı yaratmıyorsa, hiç herhangi bir sıkıntı oluşturmuyorsa, arabanın gidişinde bir sıkıntı yok ise, arabanın rölantisinde bir sıkıntı yoksa, dalgalanma yok ise, herhangi bir hiçbir sıkıntısı yoksa, yani arabanın gidişinde, duruşunda, rölantisinde hiçbir sıkıntı yok ise, arabanın sabahları geç çalışıyor ise, ama muhakkak, şimdi söküp göstermek istiyorum da, şuradan zaten aşağı artı kablosu iniyor, bakın şuradan geliyor. Bu rol eden arkadaşlar, onu da söyleyeceğim birazdan. Şimdi buradan bakın şu aşağı bir iniyor. Buradan gösterebilir miyim? Aradan birinci bujiyi gösteriyorum da. Şu aradan. Kızdırma bujisi arkadaşlar. Kızdırma bujisi muhakkak patlaktır arkadaşlar. Yani bir tanesi iki tanesi patlak olur. Marşını 4-5 Mars'ta zor alır. Arabanın geç çalışması, özellikle Hyundai Accent Blue'da. Bunu sıfır bir araçta zor karşılaşırsınız ama belli de olmaz. Mutlaka ama mutlaka kızdırma bujilerinde arıza var demektir. Geç çalışıyor tabirinden şunu unutmayalım. Bir arabanın marş vurması, tabii ki geç çalışmıyor. Geç çalışıyor olayını oraya getiriyorum arkadaşlar. Eğer ki akünüz boş ise zaten marş vuramazsınız. Yani araba geç çalışma değil, hiç çalışmaz. Tepki de vermez. Yani boş bir aküyle bunu yapamazsınız. Akü zayıf olur. Biraz geç alır. Marşı çevirerek, geveleyerek alır. Ama sonuçta çalışır yani. Ama hiç çalışmıyorsa 4-5 marş, 6 marş, 7 marş, 8 marş yaptırıyor da artık blok ısındıktan sonra çalışıyorsa belki kızdırma bujilerinin hepsi patlak olabilir. Yani geç çalışma sorununu kızdırma bujilerinde arayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kızdırma bujilerinde ölçümünü de aslında diğer araçta mı göstersem, onda da olabilir, gösterebilirim. Bizim burada şimdi şurayı sökmem gerekiyor. Bunu da sökmek istemiyorum. Uğraşamıyorum o kadar. Arkadaşlar kızdırma buji testini bir önceki videolarda zaten gösterdik. Dışarıda nasıl yaptığını. Mesela artıdan bir kablo olarak kızdırma bujilerini sökmeden yerinde kontrol yapabilirsiniz. Şunu almanız gerekiyor sadece. Bu ısıyı motora, hani bu bölgeye gelmesini, aksama gelmesini önlüyor arkadaşlar. Burada tabii turbomuz dönüyor. Altta da manifolddan. Buralar ısınan bölgede. Şurada oksijen sensörümüz zaten. Videolarımızda gösterdik. Şimdi arkadaşlar kızdırma bujilerini de hiç elektrik gelmiyorsa arkadaşlar, bakın bir başka arkadaşın, Erhan diye bir arkadaşımız, zaten bir video yapılmasında o da istemişti. Modeli yüksek araçlarda, onu belirtelim. Modeli yüksek araçlarda arkadaşlar, şu karşıda kızdırma rolesini, motorun gövdesinde kızdırma rolesini göreceksiniz arkadaşlar. Onun da bir fotoğraf var. Arkadaş bir role fotoğrafı aslında göndermişti. Onunla ilgili oraya da eklerim. Oradan rolenin ölçülmesi gerekir arkadaşlar. Kızdırma bujilerine elektrik gelmez ise veya kızdırma bujilerine bir ısıtma süresi vardır. Kontağı açtığımızda kızdırma, hani o bir kıvrımlı kıvrımlı bir işaret olur. O söndüğünde 15 saniye, 20 saniye kızdırma bujisi ısıtıyor. Söner sönmez, yani açıp kontağı vurmayın. Motorunuz soğuk ise. Onun haricinde arkadaşlar şimdi
Role orada aldı. Bizim güç ünitesi var. Yani bütün her şey buradan çıkıyor. Zaten çıkışında alttan şöyle görürsünüz arkadaşlar. Bakın. Şuradan çıkıyor. Şuradan gelip buraya tekrar hani aşağı iniyor. Kızdırma bujilerine sırayla. 4 tane buji var. 4 pistonlu bir motor. 4 tane enjektörü var. Şimdi şu güç ünitesini aldığınızda bakın arkadaşlar. Role sigorta bakın. Şu var ya şurada bakın. Şundan bu sigortanın değişmesi gerekir. Şunlar güç güç rölesi. Bakın ayrıyeten de şunu da gösterelim. Bunun içinde yok. Pardon. Şöyle olacak bu yönü. Gördünüz mü arkadaşlar? Dur. Şunu da şu işareti gördünüz mü? Baştaki. Yani şuna tekamül ediyor. Şöyle de gösterelim de yanıltmayalım. Hani kutuyla bak şekli. Kutuyla şekli aynı arkadaşlar. Yani bizim güç rolemiz arkadaşlar şu karşıda tam ortada olan o kıvrımlı kıvrımlı kızdırma bujisi işaretidir arkadaşlar. Şu rölenin sigortanın sağlam olması gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Onu mutlaka buradan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kızdırma bujilerine mutlaka elektrik gönderiyoruz. Sigorta patlak olur. Kızdırma bujilerine elektrik gitmez arkadaşlar. Arabanız geç çalışıyorsa burada sorunu arayabilirsiniz. Onun haricindeki bir arıza siboplara kadar gider. Dizel araç için kastediyorum. Benzinli araçta da eğer geç çalışan bir arabanız varsa arabanızın onu da belirtelim. Arabanızın sabahları soğuk iken geç çalışma dizel de kızdırma bujisinden yapar. Benzinli arasında da LPG regülatörü, LPG beyni eğer gazı kaçırıyorsa diyafram içinde onun diyaframı kaçırıyorsa araba geç çalışacaktır. Motora giden, karbüratöre giden yakıt hortumunu arabaya akşam stop edince çekin. Sabaha kadar yatsın. Arabanızı sabah geri takın onu. Marşa vurun. Arkadaşlar bujileriniz sağlam ise marşa vurun. Arabanız normal bir şekilde çalışacaktır. Ama eğer o sağlam yine araba o şekilde yaptınız. Araba yine çalışmıyorsa bujileri kontrol edin arkadaşlar. Bobini veya buji kablolarını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Benzinle de zaten buji kablolarını çıkartıp da yaklaştırdığınızda ateşlemeyi göreceksiniz. Oradan da anlayabilirsiniz benzinle. Dizelde mutlaka araç soğukken geç çalışıyorsa kızdırma bujilerine bakıyoruz. Bir de güç rolesine bakıyoruz. Sigortasına bakıyoruz. 2015 modeli üstünde araçlar arkadaşlar motorda tesisat yapısında farklılık gösterebiliyor. Karşıya koymuş olabilirler. Ona dikkat ediyoruz. Akla takılan bir şey soru olursa yardımcı olmaya çalışırım. Şu an aklıma gelen o şekilde arkadaşlar. Videolarımıza devam edecek. Görüşmek üzere.